Evet değerli izleyenler, şu anda arkamda gördüğünüz vadi Eşkincedere Vadisi. Eşkincedere Vadisi'nde şu anda bugün pazar günü, yani sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün aynı zamanda. Bu vadide çalışmalar devam ediyor. Ağaç katliamı, akan dereler ve buradaki toprak harfiyatları vadinin içerisinde serpiliyor ve kalan bir kısmı ise araçlarla İyidere'ye doğru, İyidere'de lojistik merkezin yapılacağı alana dolgu malzemesi olarak da kullanılıyor. İşte 3 ay önce bu vadinin hemen girişinde, Eşkencedere Vadisi'nin hemen girişinde, Eşkencedere Vadisi'ndeki yurttaşlar çadırlarını kurarak eylem başlatmışlardı. Yaklaşık 3 ay süresince yurttaşlar burada çadırlarında nöbet tuttular. Ancak 1,5 ay önce bu çadırların bulunduğu alana jandarma gece 02'de gelerek çadırları buradan aldı. Yurttaşların barındıkları, daha doğrusu direniş sergiledikleri bu çadırlarını buradan söküp getirmişti. Ancak yurttaşlar mücadelelerinden yine vazgeçmediler. Bu kez çadırların kurulduğu özel mülklerindeki alandaki bir eski alım yerinde direnişlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi arkamızda 17 hektar denilen alan taş alanı olacak, ancak yurttaşlar 17 hektar alan değil, görüldüğü gibi bu vadinin, şu an arkamızda görülen bu komple bu vadinin 97 hektarlık bir alanına müdahale edileceği, burada patlatılan dinamitlerin sonucunda işte yine arkamda yamaçlarda gördüğünüz Gürgen köyünün evleri var. Gürgen köyünün bir mahallesi burada, diğeri ise bu gözüken vadinin arka kısmında. Dinamitler patlatıldığında hem vadideki dereler, sular ve bu vadideki ağaçlarda bilinen bu meşhur kestane balı ve dünyaca ünlü deri balı dediğimiz bal bu vadide yetişiyor. İşte arı kovanlarının da bulunduğu bu ağaçlar da burada katlediliyor. Yurttaşlar bu vadinin yok olmasıyla çay bahçelerine, organlık tarımının ve yaşam alanlarının tamamen yok olacağını, bu nedenle burada taş ocağı istemediklerini, buna karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyorlar. Evet, şimdi hemen yanımızda bu vadide ağaçların katledilmesine karşı, vadinin yok olmasına karşı mücadele eden yurttaşlarımızdan Ali Akyıldız var. Ali Akyıldız medyada da uzunca süre yer almıştı. Ali Akyıldız 8 saatlik bir direniş sergilemişti. Nerede sergilemişti? Bu vadideki katledilen ağaçlardan bir tanesine, 100 yıllık ağacın tepesine çıkarak bu orma bir ağaçta kurtarsam önemlidir diyerek 8 saat direniş sergiledi. 8 saatin sonucunda ise indi ve indikten sonra da gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra da bir de para cezası kesilmişti Ali Akyıldız'a. Evet, Ali Akyıldız'ı hemen ben yanımıza çağırıyorum. Ali Bey, evet, siz ağacın tepesine çıkarak 8 saatlik bir direniş sergilediniz. Öncelikle ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bu vadi, şu gördüğümüz vadi neresi? Mesela sizin köyünüz neresi? Nerede yaşıyorsunuz? Buradaki evler nedir? Bize bunu bir anlatır mısınız? Bu vadi Eşkencedere Vadisi. Gürdere köyünün Eşkencedere Vadisi. Bu vadi bizim hemen köyümüzün dibindeki vadi, bitişiğindeki vadi. Gördüğünüz gibi bizim evler, Gürdere köyünün evleri. Çok az, iki tane ufak mahalle var. Aşağıda da bizim Gürdere köyünün evleri var. Asas bizim Gürdere köyünün tüm evleri hemen dağın arkasında, arka yamacında. Bu vadi bizim köyümüzün ambarı. Ambarımızı yok ediyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda çaylıklarımız var. Hemen yan tarafına geçen sene benim peteklerim de vardı. Yaklaşık 8-10 ton kestane balı çıkar bu vadiden. Bu bal dünyada daha hiçbir şartlarda, hiçbir koşullarda olmayacak bir kestane balı. Yok oluyor. Kesinlikle dünyada bunun daha benzeri olmayacak bir kestane balının ağaçlarını kesiyorlar. Hemen orada peteklerimiz vardı. Hiç bu sene bir tane petek koymadık. Çünkü burada daha bal olması mümkün değil.
Böteklerin yaşaması da mümkün değil. Daha dinamitler patlatılmadan bile. Tabii. Şu anda bağlamış değil. Burada zaten arının en çok şey ettiği sestir. Daha siz şu anda burada petek koyup da şey etmenin bir anlamı yok. Mevcut deremizi kapattılar. Dereyle aşağıdaki mahalle, yukarıdaki mahalle bu dereden su alıyor. Bak orada bir tek şelalemiz açık kaldı. Onu da kapatmıştılar. Şelalemizi de kapatmıştılar. Valinin direkt talimatıyla tekrar açtılar onu. Ne kadar açtıysa da sadece ne şelale gözüküyor. Bir tek şelalemiz gözüküyor. Diğer bütün dere yatağını büyük taşlarla kapattılar. Komple yani kolay kolay aşılacak da değil. Büyük bir heyelan olursa taşları sürükleyecek arkadaşı aşağıdaki evlerde. Şu aşağıdaki evlerde 70'li yıllarda bir heyelan oldu. O heyelanda ta evlerin yarısına kadar su çıkmıştı. Peki şu anda siz aşağıda gözüken bu eski çay alimleri içerisinde direnişinizi sürdürüyorsunuz. Çadırlarınızı jandarma almıştı. Yurttaşlar orada, köylüleriniz orada. Peki siz burada bir eylem gerçekleştirdiniz. 8 saat ağaca kalmıştınız. Bunu anlatır mısınız? Nasıl oldu? Ne oldu? Şimdi Sarı Çepçe'nin 50 metre yukarısında babaannemin evi var. Ben çocukken babaannem belki seyircilerimiz bunu bilmez. Sepetle taşırdı beni. Sepetin içerisinde koydu beni. Çocukken ben çok yani çocukluğumun geçtiği yerler. Babaannem götürürdü beni. Ev orada. Köyün en büyük ev ve en güzel eviydi zamanla. Evet. Bu orada şu anda gözükmüyor. Ağaçların içerisinde Sarı Çöpçe'nin 50 metre yukarısında. Ev zaten şeyini gösterdim size. Evet. Şu anda orada dayımın petekliği var. Petek koyardı. Gittim bir baktım petekte kurum varsa o kurunu indireyim dedim. Bir baktım ki koskoca ağaç tabii 100 yıllık 200 yıllık ağaç kesmişler ağaç. O şiddetle ben de başka bir tane ağaca çıktım oraya. Ağaçta. Ve akşama kadar şey durdurdum. Çalışmayı durdurdum. Hiçbir şartlarda aşağı inmedim. Çok soğuktu. 4 saat titreyerek durdum. En sonunda şey bitti, paydos ettiler. Aşağıdan çalışma yoktu zaten. Şey, askerler gitti. Yukarıda beni bekleyen yaklaşık bir 50 taneden fazla asker vardı. Nöbet tutuyorlardı. Ben de inmedim hiçbir şartlarda. Kesin dedim ağacı. Dozerden yıkın attın beni dereye. Yani biz artık bundan sonra bu köyde yaşama şansımız yok. Ben emekli oldum. Emekli ikramiyemi dedemin, babamın evine masraf ederek burada yaşamak istiyorum. Bütün geri kalan ömrüm. Ama burada daha bizim yaşama şansımız yok. Buradan patlayacak dinamit tozlarıyla direkt biz teneffüs edeceğiz. Hocalarımızın, profesörlerimizin söylediği tek şey 10-15 sene sonra köyün yarısı akciğer kanseri olacak. Biz buna karşı çıkıyoruz. Yani bu şeye karşı çıkarken bunlar da bizi bu şekilde engelliyorlar. Peki ağaçtan indikten sonra gözaltına mı alındınız? Ağaçtan indim, direkt jandarmaya götürüldüm. İşte ifade verdik. İfademizi verdikten sonra söylediler bana, dedim devam edeceğim. Benim çocukluğumun geçtiği yerler. Ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi orada buradan yukarıdan geliyorum buraya 1,5-2 saatte. 2 saatte. Alttan buradan çıkıyorum, alttan bırakmıyorlar beni. Yukarıdaki yolları kesmişler. Benim bütün anılarım var orada. Yok. Yani bundan sonra yani orayı bıraktık. Yani bu köyde dinamitler patladığı zaman da burada zaten bizim evlerimiz çok sağlam evde değil. Yani bir tane sağlam ev kalacak değil. Hepsi yıkılacak. Yani bizi köyümüzden kaldırmak istiyorlar. Bunun başka şeyi yok. Bu yukarıda gözüken alanlar da çay bahçeleri. Çay bahçeleri. Tabii çay bahçeleri. Orada çok şey var. Ya diyorum sana yaklaşık 8-10 ton bal çıkıyor oradan her sene. Yok işte o bal yok ya. Bundan sonra peki dünya... 17 hektar alan deniliyor. Ya 17 hektar alan deniliyor. Normal şey 97 hektar. Alacakları. 97 hektar. Efendim ilk başta gelen şey genel müdür. İşte biz bunu dedi, o zaman dedi işte 3,5 senede 4 senede bitireceğiz. Biz direnişi sürdürünce 3 seneye düştü. Devam edince 2 seneye düşürdüler onu. Efendim ne 2 senede biz buradan 20 milyon ton taş alacağız, olay bitecek. 2 senede 20 milyon ton taş alabilmeleri mümkün değil mevcut çalışma şartlarında. Öyle bir matematik yok. Yani normalde bundan günde 2000 kamyon çıkacak. Burada o şartlarda, o koşullarda 24 saat çalışıp 20 milyon taş çıkartacaklar ama
Bu mümkün değil. Bu en az 4 sene, 5 sene artık ondan sonra ne kadar sürer onu kimse bilmiyor. Siz bu taş ocağı iptal edilene kadar, bundan vazgeçene kadar devletin mücadelemizi sürdürecek miyiz? Sürdüreceğiz. Kesinlikle sürdüreceğiz. Yani hiçbir şartlarda, hiçbir koşullarda bizi engelleyemeyecekler. Yani biz şimdi çay zamanı bitsin, çaydayız, bütün şehirde çaydayız. Biz yukarıda ormandan geleceğiz, kepçenin önüne yatacağız. Yatacağız, bizi durduramayacaklar. Yani öldürecekler. Bizi alacaklar, cezaevine koyacaklar. Arkadan devam edecekler. Onda bir şey yok. Bizim devletimize karşı o kadar şeyimiz yoktur. Evet. Olay bu. Evet, değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Ali Ak Yıldız ağaçlara çıkarak direnişini sürdürdü. Çay mevsimindeyiz. Çay bittikten sonra mücadelemize de devam edeceğiz. Çalışmalar sürse de biz bu taş ocağını istemiyoruz. Taş ocağının faaliyetlerini durdurana kadar gerekirse dözerlerin de önüne yatacağız. Hapislere de atsalar bizi yine direneceğiz diyorlar. Çünkü arkamda gördüğünüz gibi bu vadide dünyanın en meşhur organik balını üretiyorlar. Organik tarım yapıyorlar, organik çay yapıyorlar. Bizim yaşam alanlarımız bu vadidir. Eşkencedere Vadisi'dir. Biz bu vadide çocukluğumuz geçti. Babalarımız, dedelerimiz buralarda büyüdü. Biz de buralarda yaşamak istiyoruz. Yaşam alanlarımızı yok ettirtmeyeceğiz diyor.